Peki tabii ameliyat umarım izleyicilerimize en son tercih olsun ama olursa evet. da tabii tam teşekküllü ve tecrübeli ehil meslek kariyerinde her evet. hocam çok kıymetlidir. Ama en azından kendi adıma söyleyeyim ameliyat kararı verildiği zaman kendimce araştırmaya mutlaka izleyicilerim gibi tabii. ben de gidiyorum. Tabii. Size de gelen danışanlarınız aynı mutlaka. Şekilde. Çalışmış olduğunuz kurumda da tam teşekküllü bir hizmetin aşaması mutlaka gelen danışanlarınız size soruyordur. Hocam evet. ne kadar dakikada uyanacağım, başıma neler gelecek, ne evet. yapmam lazım diye. Biraz bize ameliyat öncesi hazırlanma safhalarını da anlatabilirseniz hocam. Tabii. Şimdi ameliyat kararı verdikten sonra elbette hastanın tetkiklerini yaptırıyoruz öncelikle. Kan tahlillerini yaptırıyoruz. Buralarda bir sorun var mı? Ek hastalığı varsa mutlaka onlara baktırıyoruz. Şeker hastalığı, tansiyon veya sürekli kullandığı ilaçlar olabilir hastaların. İşte kan sulandırıcılar kullanılıyor, kalp ilaçları kullanılıyor veya başka ilaçlar kullanıyor olabilir. Kronik hastalıklar olabilir. Bunların hepsini mutlaka araştırıyoruz. Gerekli düzenlemeler varsa onları konsültasyonlar isteyerek ilgili branşlardan mutlaka yapıyoruz. Bunlardan sonra anestezi doktorumuz onay veriyor. Bu hastaya anestezi verebiliriz. Bu hasta anestezi alabilir onayını verdikten sonra da ameliyat gününü, saatini tespit edip ameliyata karar vermiş oluyoruz, neticelendirmiş oluyoruz. Yaklaşık olarak ameliyat süremiz yarım saat 45 dakika mikrodiskektomi ameliyatı, yarım saat 45 dakika kadar sürer. Tabii bunun bir ameliyat hazırlığı var, anestezi hazırlığı var. Bir de anesteziden uyanma hazırlığı var, aşaması var. Dolayısıyla toplamda 1,5 saat kadar bir süre hastanın işte ameliyathaneye girmesi, uyanması vesaire. Misafir edilmesi. Misafir edilmesi. Evet. Ameliyathanede misafirliği. Misafir edilmesi. Bir buçuk saat, iki saat bilemediniz. Hastanın anesteziyi atmasına, anestezinin hastayı servise almasına kadar geçen süre ortalama bu civarda olur. Şimdi öyle güzel bir cümle kullandınız ki evet. insanlar doğal olarak ameliyat kararında narkozdan uyanabilir miyim, evet. Ayılabilir miyim, başıma neler gelecek, uyanma esnasında çok işte bilmediği için bilmediği ortamdan insan korkar. Evet. Doğal olarak orada yeni teknoloji diyelim yani sizin mesleğe başladığınızdan bugüne yayın başında da dile getirmiştim. Evet. Daha konforlu aslında değil mi cerrahi aşamalarda size kesinlikle. De kolaylık hastaya da. Kesinlikle yani bugün her gün hem anestezide hem beyin cerrahisinde çok yenilikler, gelişmeler oluyor ve bizim Avrasya Hastanesi olarak da hem beyin cerrahisi hem anestezi ve tüm diğer branşlardaki hekim arkadaşlarımız gerekse idaremiz bu yeni gelişmelerden sürekli haberdar oluyorlar ve kendilerini yeniliyorlar. Hepimiz yeniliyoruz daha doğrusu. Çünkü bunları güncel bilgileri takip etmezsek biz mesleğimizi layıkıyla yerine getirmemiş, hastalarımıza, halkımıza iyi hizmet verememiş oluruz. Dolayısıyla biz bunu çok yakın takip ediyoruz. Hastane olarak, kurum olarak çok yakından takip ediyoruz. Ve bütün yenilikleri anında uygulamaya almaya çalışıyoruz. Anestezi ekibimiz de çok yetenekli, çok başarılı. Hastanın gerek uyuması, gerek uyanması. Ben daha önce de başka birçok kurumda çalıştım. Çok memnunum. Buradaki anestezi ekibinden de, hastanedeki diğer branşlardan da gerçekten Avrasya Hastanesi ailesi olarak oldukça hastalara oldukça konforlu bir hizmet sunulmakta. İşte burada demek ki hocam çalışan yönetime, evet. hekim kendi ekibine bütünsel olarak aslında burada ekip birliğinin kesinlikle buluşması. Bir ekip işi olduğu çok doğru. Bizim haftalık mesela çarşamba sabahları bir toplantılarımız onkoloji var. Hastane olarak konseyimiz var. Orada da hastaları tartışıyoruz. Veya onun dışında da herhangi bir saatte gece gündüz fark etmez hangi hekime birbirimizi arasak birbirimize yardımcı oluruz. Bu çünkü gerçekten bir ekip işi. Yoğun bakımıyla, ameliyathanesiyle, servisleriyle, poliklinikleriyle hepsi bir bütün ve hepsi gerçekten çok seçilmiş insanlardan oluşan bir ekiple birlikte çalışıyoruz. O yüzden ben de Avrasya ailesine son iki aydır katılmış olduğum için çok mutluyum. Şimdi insan çalıştığı kurumda huzurlu olması çok keyifli bir şey. Bu her kesinlikle. Sektör için çok çok doğru. önemli. Doğru. En azından o motivasyon ve oradaki ekip çalışmasında kendine gücüne güç katıyor galiba değil mi hocam? Daha elbette. İyi hissediyor. Elbette. Yani bu hem
hekimlikteki başarınızı hem de sosyal hayatınızı daha olumlu ileri, yönde daha ileri. Tabii etkileyen bir durum. Bütün çalışanlar için bu böyle. Yani benim asistanım mutlu değilse benim... Ben de mutlu olmam, evet, değil mi? Benim de mutlu olmam biraz, evet, zor olur. Evet. Veya işte dahiliye doktoru mutlu değilse benim onu hasta gönderirken, konsültasyon yaparken çok rahat olmam pek mümkün olmaz. Dolayısıyla gerçekten bu her açıdan bir ekip işi. Hekimlik bir ekip işi. Tıp zaten birçok branşın, birçok alanın içinde fizik var, kimya var, tabii, biyoloji var, matematik var. Tıp dediğimiz öyle sadece doktorlukla ilgili bir her şey değil. Her şeyin bütünü. Biz branş, eğitimimiz tabii boyunca tıp eğitiminde bunların hepsini, işte biyoloji eğitimi aldık, biyofizik eğitimi aldık, kimya eğitimi, organik kimya, biyokimya, yani bütün hepsinin eğitimini alarak temel oluşturup onun üzerine diğer ihtisaslarımızı yerleştirdik. Dolayısıyla kolay bir süreç değil ve bir ekip olmadan, iyi bir ekip olmadan yapılacak bir iş de değil hekimlik. Kolay bir hekim yetişmiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ne kadar süre hocam? Şimdi eğer öğrencilerimizin de tercih hakkı olursa meslek kariyerinde, evet, sizin mesleğinizi seçmek ve o branşta ilerlemek istiyorsa burada çok çalışması gerekiyor. Evet. Tabii bugün gerçekten üzüldüğümüz bir nokta var. Birçok hekim arkadaşımız yurt dışına gitme gibi bir yola başvuruyor. Çoğu da yani haksız değil. Ancak tabii ben bunların geçici bir zaman olduğunu, bu yaşadıklarımızın geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Hem halkımızın hem de devletimizin bu konuda daha duyarlı olacağı bir zaman dilimine gireceğimizi ümit ediyorum. Ve öyle olacağından da eminim. Çünkü birçok arkadaşımız hekime uygulanan şiddetten muzdarip. Bunları gerçekten çok son zamanlarda, son birkaç yılda özellikle çok gündem oluşturuyor maalesef. Mi? Maalesef gündem oluşturuyor. Bunlardan vazgeçileceği, bunların yaşanmadığı günlerin yakın olduğu kanaatindeyim. Aslında paylaştıkça büyüyoruz. Evet. Burada iletişim eksikliği, kesinlikle, ve anlayış, hoşgörü çok, kesinlikle, çok önemli. Ben dünyanın hiçbir yerinde bu güzel insanların, duyarlı insanların olduğunu zannetmiyorum. Bizim halkımız dünyanın her yerinde en duyarlı insanlardır. Ben böyle görüyorum Türk milletini, Türk insanını. Türkiye'de yaşayan herkesi, Balkanlarda da, şu an 12 Rumeli, Balkan ülkesinde Rumeli de ortak TV'deyiz, yayınımız var. Evet. Balkanlarda da yaşayan soydaşlarımız olsun. Ben çok duyarlı olduklarını, saygılı olduklarını, bilgiye çok önem verdiklerini, geçmişten bugüne bilgi bu topraklarda hep önemli olmuştur. Yani bu topraklarda mesela tıbbın atası diyebileceğimiz hem Hipokrat hem Galen Anadolu topraklarında var olmuşlar. Buralarda yetişmişler. Yani İbn Sina, Şerafettin Sabuncu bu topraklardan daha çıkmış. Neler, değil miydi? Dolayısıyla yani bizim insanımız hem bilgiye hem hekime her zaman saygılı olmuştur. Bundan sonra da saygı daha duyarlı olacağından eminim bu konuda. Biz Avrasya Hastanesi olarak çok tabii halkımıza çok iyi bir hizmet veriyoruz. Bu tür sıkıntıları ben şimdiye kadar görmedim hastanemizde, ama bu genel bir sorun olduğu için değindim. Türkiye'nin sorunu, evet, tüm hastane, özel ve devlet hastanelerinde biz de basın ekibi olarak çok keyifle paylaştığımız haber değil. Evet. Bir anlamda ülkemde yetişen her branşta bir insan kolay yetişmiyor, bir meslek, evet, kariyer yapmıyor. Evet. Ama beyin göçünün yaşanması, çok keyif almıyorum. Evet. Bir de benim kendi ilgi alanım ve çok önemsediğim için sağlığın şakası yok. Çünkü en büyük zenginlik, farkındaysak, evet, eğer. Evet. Bir de tabii karşı taraf hekim. Karşı tarafında keyfi yok, keyifle gelmiyor oraya. Bir sıkıntısı var ki bir düğüne gitmiyor. Evet. Değil mi? Bir hastanede tüm organlarını, tüm vücudunu teslim edebileceği, güveneceği bir hekim, evet, karşısında tedavi olmak istiyor. Burada da tabii sizinle diyaloglarda ya da orada günün şartlarına baktığımızda da hocam çok fazla öfke patlaması yaşıyoruz. Maalesef, maalesef. Dinlemeden, yani bugün, anlamadan. Bugün bütün dünyada şiddet çok yükselmiş durumda maalesef. İşte yakın çevremizde sürekli savaşlar var. Son zamanlarda da işte gündemimiz hep şiddet oluşturuyor. Bunun bütün toplumlara yansıması var. Bizde de var. Bizim toplumumuzda da var. Ama ben bu günleri geçici olduğu kanaatindeyim. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatırız. Daha huzurlu çalışacağımız,
bahsettiğiniz şekilde iletişimin daha iyi olduğu ortamlarda buluşuruz diye ümit ediyorum.